Merhaba. Bu videoda orijinali Duke Üniversitesi ve UNC Chapel Hill'de ders veren John Anomaly tarafından hazırlanan videoyu anlatacağız. Konumuz kamu malları. Şöyle bir durum düşünün. Tüm dünyadaki temsili hükümetlerde vatandaşlar belli aralıklarla partilere veya adaylara oy vermeye çağrılır. Büyük seçimlerde birçok insan oy kullanmamayı tercih eder. Ama oy kullananlar adaylar hakkında bilgi toplamak ve bunu anlamlandırmakla ne kadar zaman harcayacağı konusunda seçim yapmalıdır. Tek bir kişinin seçimin sonucunu etkilemesi olası olmadığı ve herkes de bunu bildiği için oy verenlerin kendi önyargılarını yıkmak ya da gündemle ilgili bilgi edinme çabaları pek fayda getirmeyecektir. Bilgi toplamanın beklenen faydaları tabii ki çok fazla. Ancak bunun maliyetini vaktini başka bir şeye harcamaktan vazgeçen seçmen ödüyor. Başka bir deyişle bilinçli oy kullanmak demokratik toplumlarda bir kamu malıdır. Malların kamusal olması için iki koşul vardır rekabetsizlik ve dışlanamazlık. Rekabetsizlik bir kişinin tüketimi diğer kişinin tüketim fırsatlarını azaltmadığında gerçekleşirken, dışlanamazlık bir ürün üretildiği andan itibaren kimsenin tüketimden dışlanamaması anlamına gelir. Marketten aldığımız mallar özeldir. Yani bir kere sahip olduktan sonra yasal haklar dahilinde bu mallara istediğimizi yapabiliriz. Örneğin bir sörf tahtası aldığımızda onu kullanabilirim, dolabımda bir köşeye atabilirim ya da en yüksek teklif verene satabilirim. Ancak kamu malları herkesin tüketimine açık olduğu için insanların gönüllü olarak bu malları vermeye razı olmasını ya da elde ettikten sonra korumasını beklemek zordur. Bir adaya bilinçli oy verdiğimde adayın kazanmasını sadece biraz daha muhtemel kılarım. Ama adayın zaferinin yasal sonuçları tüm vatandaşlarla hatta başka ülkelerdeki kişilerle ve gelecek nesillerle paylaşılır. Çoğu kimse için adaylar hakkında boş dedikodudan ve seçim gündemindeki olaylardansa ciddi bir araştırmaya enerji harcamak psikolojik olarak daha maliyetli olduğundan bilinçli ve önyargısız seçmenlerin seçimlerinin oluşturduğu kamu malı yetersizdir. Kamu mallarının gönüllü olarak sunulmasının önünde iki ayrı engel vardır. Bedavacı sorunu ve güvence problemi. Bedavacılar bir şeyin faydasının peşinde koşan ama para ödemekten kaçınan insanlardır. Bazı insanlar da güvence problemiyle yüzleşir. Bu durum, insanlar kamu malı için ödeme yapmaya istekli olduklarında ama yeterince kişinin aynı kendileri gibi katkı yapacağından emin olmadıklarında gerçekleşir. Güvence problemini çözmenin bir yolu altruistik yani özgeci cezalandırmadır. Böylece insanların bedavacıları cezalandırmasına izin verilir. Özgeci cezalandırma, özellikle de bedavacılar bedavacı olduğu için ceza çektiği küçük topluluklarda kamu mallarına katkı arttırabilir. Güvence sözleşmeleri ise yerel kamu malları üretmenin başka bir yoludur. Kickstarter isimli bir şirketten örnek verelim. Bu şirket, grupta herkesin istediği sonuca katkıda bulunmasına olanak veren bir platform sağlıyor ama yeterince insan projeye sermaye sağlayacak eşiği geçecek kadar katkıda bulunmazsa şirket hiçbir katkı toplamıyor. Örneğin mahallede birçok kişinin gittiği bir parka tenis kortu inşa ettirmek için para toplamak maksadıyla Kickstarter'da kullanabiliriz. Küresel ya da kuşaklar arası kamu mallarını sağlamak veya korumak ise çok daha zordur. Antibiyotikler kullanımı arttıkça özellikle de süpteropatik dozda kullanıldığında ya da tedavi edemeyecekleri ölçüde enfeksiyonları tedavi etmek amaçlı yanlış kullanımlarda etkisi azalan güçlü ilaçlardır. Enfeksiyonları tedavi etmede antibiyotiklerin gücünü devam ettirmek de bir kamu malıdır. Çünkü etkili antibiyotikler rekabetsiz ve dışlanmaz bir kaynaktır ve faydaları, sınırları ve kuşakları aşar. Bu gibi durumlarda güvence anlaşmaları faydasızdır. Çünkü milyarlarca insanla pazarlık yapmayı içeren işlem maliyeti çok fazladır. Yani antibiyotik gibi kamu mallarını korumak için daha zekice yöntemlere ihtiyacımız var. Bu probleme yaklaşımda kullanılacak bir yöntem, her tüketicinin fayda ve maliyetleri içselleştirdiği bir aşamaya geçmek ve kamu malını özel mala çevirmektir. Örneğin bu konuda birisi antibiyotikler için kullanıcı ücreti olmasını ve bundan toplanacak gelirin yeni aşılar, yeni tür antibiyotikler ve enfeksiyonları tanımlamak için yeni teknolojiler geliştirmek için kullanılmasını önermiştir. Bu noktada benzer bir takım ilkeler arasında ayrım yapmamız gerekiyor. Kamu mallarının üretimi problemleri, kolektif eylem problemlerini çözmek ve ortak malların trajedisinden kaçınmak Bunların hepsi yapıca benzerdir ve birçok giriş niteliğinde ders kitabı hepsini mahkum ikilemi altında inceler. Ama bu çok doğru bir yaklaşım değil. Gerçek bir mahkum ikileminde her zaman işbirliksiz eylem gerçekleşir. Çünkü mahkum ikilemi eşsiz bir Pareto'nun hakim olduğu, neş dengesi olan işbirliksiz bir oyun olarak tanımlanır. Başka bir deyişte, gerçek bir mahkum ikileminde işbirliği hiçbir zaman mantıklı bir hamle değildir. Ama kamu malları oyununda rasyonel insanlar genellikle katkıda bulunur. Bir soruyla bitirmek istiyorum. Eğer kablosuz felsefe adlı bu bölüm bir kamu malıysa, neden hala özel olarak temin ediliyor?